Emre'ye vereceğim topu ama bir ankete bakalım önemli çünkü en azından bir ışık tutar bize. A Spor'un resmi hesabında Twitter hesabına girdiğinizde evet mi hayır mı sorusunu sordu arkadaşlarımız. Hem de sabah saatlerinde sordu bu soruyu. Arda Turan Galatasaray'a gelmeli mi? E, %57, %43. Kafalar karışık. Nasıl karışık? %57, %43. E karışık demek yani. yani çok yakın. %60 yani %40 43'e 47 olur tamam derim kafa karışık olur. Ama onu şu, şundan söylüyor. Bence hayır diyenlerin sıfır olması lazım diyor. Yani öyle bir sıfır, oyuncu yok sıfır, abi. Öyle. Var niye olmasın? Kim var abi? Öyle Emre Belezoğlu'nu Fenerbahçe böyle örnek yapsaydın geçen sene. Gelsin mi gelmesin mi diye %90'a %10 falan çıkardı. Öyle bir şey evet. O devamlılığı performansı olduğu için ama geçmişine baktım Arda'nın background'u da çok daha farklı. Başarılı. Şimdi bak. Yani onun kazandığı var. kupalarla Emre'nin kazandığı kupalar bir mi yani? şimdi Arda'ya baktığında üst düzey. Yani öyle değerlendirirsen Arda da çok başarılı bir oyuncu. Hangisi üst düzey? Emre Belezoğlu'ndan bahsediyorum. Arda'dan bahsediyorum ya. Hangisi daha üst düzey? İspanyol kupası, Avrupa kupası, Galatasaray'da kupalar. Arda'nın kazandığı kupaları. Türkiye'de kariyeri. hangi oyuncu kazandı? Var mı abi Türkiye'de kazanan oyuncu? Arda'nın kazandığı Arda'nın kariyeriyle Emre'nin kariyerini bir araya getirmek ikisini kazandığı beraber. Kazandığı kupalardan, kupalardan bahsediyorum Babacım, ya. aynı teraziye koymak abesli istigal. Başka bir şey değil. Boş boş konuşuyorsun şu anda ya. Ne öyle diyorsun iş, ya? Ne dedim hep şey, boş boş konuşuyorsun Emre beni Arda Turan abi sen nasıl karşı sen, karşıya getirirsin sen ya? Sen konuşmana aynı, dikkat aynı, et yani. Abi aynı teraziye koyacak iki tane adam değil ki bunlar yani. Ya yani. abi seni abi aynı teraziye koyar mısın sen Emre? Zaten kısıtlı. Ya sen Emre Belezoğlu'yla Arda Turan aynı teraziye koyar mısın Allah aşkına? Ya senin anlayamıyorsun ki Emre Belezolu dediğim bir adam. Emre Belezolu dediğin yani boş adam. Boş abi diyemezsin. Türk futbolu bana diyemez zaten. Abi, ya bıraksın. Abi, abi Kendine bak demiyor musun şimdi? Algın kısıtlı falan diyor. E sen o, dersen ama. ben de sana derim. Bak şimdi. Bak şimdi, sen kimle konuştun dikkat edin de aynı, aynı teraziye koymayacaksın Al, şey işi bozma yani. İkisini aynı teraziye koyamazsın Oo. abi. Hiç kusura bakma. İkisi aynı teraziye. Ya ne demek boğazsın, adam koyamazsın? Adam Avrupa'da kim kazandı Arda ne kazandı kupayı? Var mı Türkiye'de bir oyuncu? Arda nereye gitmiş abi? Nerede oynamış abi Arda? Abi siz zaten Nerede oyuncuları değersizleştirmek için Galatasaray her şeyi yapıyorsunuz. Ben şey her oyuncumuz değerli Türkiye'de. Biz burada Arda ile Emre'yi kıyaslamıyoruz ki. Kazandığı kupalardan az önce bahsediyoruz. Sen mi başladın kıyaslamaya. Ya onun oradaki değeriyle Fenerbahçe nasıl sahip çıkıyorsa Arda'ya da galatasaray sahip çıkacak. Bak böyle demedin ki ama ilk başta. Ama öyle. Hayır öyle bir şey söyleme. Sen Dedin o değer değersiz ki, gelmesin. Niye alıyor? Ya. Niye ediyor? Şey Size bak, ne abi? Alır şey almaz. Bir şey söyleyeceğim. Bir oyuncuyu. Var mı Avrupa'da bir, kupası Emre'nin Arda oyuncuyu, kadar? Bak bir oyuncuyu transfer etmek için. Futbolcuklarını konuşmuyoruz ki biz. Bir oyuncuyu transfer etmek için bazı şartlar vardır. Tamam mı? Oyuncu transfer ederken oturursun masaya. Akıl oyunları yaparken ne yapalım, ne edelim, şu oyuncuyu transfer edelim derken iki tane şekil vardır abi. Bir tanesi, adam müthiş bir oyuncudur. İnanılmaz bir performans göstermiştir bir iki sezon. Hı hı. Tamam mı? Dersin ki bu adam tam bize uygun bir adam. Bu adamı mutlaka transfer etmemiz lazım. Üçüne, beşine bakmazsın. Gözünü kapatırsın. Bazen imza parası verirsin, şunu verirsin, bunu verirsin. Adamı e, kadrona katarsın. İkinci şık nedir abi? Vasat bir oyuncudur. Ama çok kalite bu adamdır. Dışarıda özel hayatıyla şununda bununla herkese örnek davranışlar sergileyecek. Gelip takım içerisinde abilik yapacak. Konuştuğu zaman üzerine söz söylenmeyecek bir adamsındır. O şekilde bir transfer yaparsın. Arada da bunların hangisi var Aykut? Kimin örnek davranışları var? Kimlerin var ki örnek davranışı? Hangisi var? Herkesin yaptığı orada. Kimler ne Abi, hatalar iki yaptı? Tane, yaptı iki, çok tane, hata. i̇ki tane. Yani öyle bir anlatıyorsun sana, ki sanki mükemmel sana, hiçbir şey yapmamış Sana gibi. iki tane. Sana iki tane transfer edilme şekli söyledim abi. Bunların ikisini Arda da görebiliyorsa Galatasaraylı ikisini alsın. Şimdi bunlar olur olmaz. Beni de Galatasaray'ın transfer e, e, haritası beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece yorum yapıyorum burada Arda ile ilgili. Tabii görüş belirtiyorum. Geçen seneden beri hiç oynamamış. Sadece son dakikalarda 3-5 dakikaların oyuncusu olmuş artık. Tamam mı? Yani futbolcu olarak Galatasaray'a profesyonel olarak verebileceği futbolculuğunda çok şey olmadığını düşünüyorum. İnşallah gelsin. Patlasın evrenin dediği gibi. Benim kimseyi değerle değersizleştirmek gibi bir durumum yok. Ben burada gelip onu değerlendirmedim, gitmiş. iyi oynuyor, oynayıp. Daha onu konuşmadık. Ha, gitmiş. Bir gelsin ilk önce. Gitmiş. Milli takımdaki skandalları biliyorsun. Yok işte kavgalarını, dövüşlerini. Ama kimlerin skandalları elinde, var? Sen ne diyorsun? Elinde silahlarla hastane basmış. Daha yeni bunlar bu söylediğim şeylerin hepsi çok yeni yani. Burak Mesela, da Beşiktaş çok, kulübüne çok istemedi. neler dediler adama? Ha. Geldi bak Burak döktürdü inşallah, inşallah gelip... kaç tane olayı varsa dışı ırkçılık gibi de konuşuldu hatalar yaptı her oyuncu hata yapıyor böyle yaptı bir da, durum yok abi yaptı da Emre'nin mesela yok, performansı da şöyle yaptı da hep Galatasaraylı oyuncu kötü yok hepsinin hatası var hepimiz hata yaptık abi ben diyorum sana oyuncu milli oyuncu da bunlar bir anda böyle yerin dibine sokmuyorlar abi e, Emre'nin emre Emre'nin emre transfer edilmedi performansı olabilir dersin ki hakikaten Başakşehir'de inanılmaz bir sezon geçirdi geldi Fenerbahçe'de sağ iç lideri sağ iç lideri hem de iyi oyuncu abi öyle ya da bile 30'luk yaşında olmasına rağmen hala bir üst düzeyde e, mücadele edebiliyor ee, şimdi bir kere önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz abi. E, Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı Galatasaray Spor'un şey diyor ya <laughs> Abdurrahim abi Monaco Spor dedi ya Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı e, Sayın Mustafa Cengiz mi yoksa Sayın Fatih Terim mi bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz abi. Yani şimdi başka bir konuya geçiyorsun. Şimdi başka bir bir tanesi tutuyorsun. diyor ki bir tanesi diyor ki bizim diyor Arda gündemimizde yok. Başkanlık makamı böyle söylüyor. Yani bugün Fenerbahçe'nin e, başkanlık makamı Ali Koç dese ki kardeşim ben bu adamı almayacağım. Artık üstüne kimse bir şey söylemez. Ne teknik direktör konuşabilir, ne bir başkası konuşabilir, ne herhangi bir futbolcu konuşabilir, ne başka bir yönetici konuşabilir. Fakat burada inanılmaz bir sıkıntı var. Ben bu sıkıntıyı ortaya koymaya çalışıyorum. Başkan başka konuşuyor. Hiçbir sıkıntı yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Sayın Öyle Fatih Terim var. başka bir şey konuşuyor. İkisi de farklı şeyler konuşuyorlar. Dolayısıyla ortada bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor bu. Sen niye öyle bir şey dedin? Hiçbir sıkıntı yok. Fatih Hoca konuşur, başkanı arar, istiyorum der alır biter. Yani orada bir sıkıntı yok. Buradaki olay şu. Şimdi Arda Turan Galatasaray takımından ayrıldığı gün Galatasaray takımına kaç para kazandırdı? Ciddi para kazandırdı. Şimdi tam hatırlayamayacağım ha. ama öbür oyuncular ayrıldığında kaç para kazandırdı Galatasaray? Bedava gitti hepsi. Biraz da oyuncunun buna bak. Vefalı olmak bir lazım. Bir ahtı vefa. Yani anladın mı? Oyunculuğu formsuz, hatalar yaptı. Onu biz de konuşuyoruz. Abi, sabah akşam zaten konuşuyorlar. Bize fırsat vermeden zaten konuşuluyor. Bu insan sonuçta hatalar da yaptı. Gelir veya gelmez şu an. Olur veya olmaz bilmiyorum. Onunla ilgili net bilgim de yok. Ama bana sorarsan bu kadar ortamda eski oyuncularına herkes sahip çıkmış. Övgüler yağdırıyorlar. Geçmişlerini unutturmuşlar herkesin. Arda'nın niye biz geçmişini unutmuyoruz? Herkesin geçmişi unutuldu. Herkes mükemmel miydi? Onun için bana kimse anlatmasın. Futbol, 12 milyon euro kazandırmış. Evet, futbol e, şey bir nankör bir meslek, ama böyle de bu kadarı değil. İşin sonunu da güzel yapmak lazım. Anladım. Onun için Arda bunu bence hak etti mi? Hak etti. Ha gelir, oynar, oynamaz eleştiririz. Doğru olup o, o ayrı bir konu. Ama burada bırakmayı bana bana sonra Sonuçta hak ediyor. Emre Bolun'da bir görüşü var. O Ona bir şey de... demiyorum. Onun kendi görüşü. Ben, ben sadece ortaya, ben sadece ortaya bir şey koyuyorum tablo koyuyorum. Benim koyduğum tabloda da bir farklı, farklı, düşünen çok fazla kişi olduğunu zannetmiyorum sevgili Aykut. Çünkü Mustafa Cengiz, Sayın Mustafa Cengiz Başkan'la, Sayın Fatih Terim Hoca'nın ikisinin farklı. iki tane görüş var Arda Turan'la ilgili. Bu görüşlerden hangisinin kazanacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha bana Yoralsaray sorarsan kazanacak burada. Kimse Bana kazanmış. sorar. Abi Galatasaray'ın başkanı başka konuşuyor. Galatasaray'ın hocası başka konuşuyor. E, e, farklı açıklamalar geldi. Farklı gel, açıklamalar ya. var <laughs> yani. O Onu söylüyorum. Şimdi sen Gaza Ali, gelmiştir. Birileri bir şey demiştir. Başkan da işte olmasa şu ana düşüncemiz de yok demiş. Şimdi bugün Arda Turan Galatasaray'a gelse ne diyecek herkes? Vardır. Ne diyecek herkes? Yani Hayırlı olsun diyecek. Ben diyorsun? sana başlık söyleyeyim mi? <laughs> hayırlı olsun. olsun ben diyecek. sana söyleyeyim mi? Terim'in Fendi Cengiz'i yendi. Ha o şey diyorsun. O çıkış Yorum mu diyorsun yani sonundaki yorum? Yani neden öyle söylenmeyecek böyle konuşulmayacak mı Aykut? Mutlaka böyle ha. görüşler olur. Şimdi peki gelmesene ne olacak? Mustafa Cengiz yumruğunu vurdu almadı diyeceksin. Yine bir kriz yeni sezona yeni yıla yeniden yeni bir krizden başlayacak. Lazım. Onun için şimdi anladığım kadarıyla zaten bir tiyatro yapıldı biliyorsun Başakşehir maçında. Başakşehir Galatasaray Karşılaşması'nda bir tiyatro yapıldı. Geldi elini melini öptü. Ben onu tiyatro olarak nitelendiriyorum. Kimse kusura da bakmasın. İsteyen başka şey olarak e, düşünebilir. Geldi elini öptü. Taraftara falan selamlattı. Şey e, evrene hak verdiğim şurası var onu da söyleyeyim. Ben, abi biz ne diyoruz? Lefterler, canlar, fikretler diyoruz. Metin Oktaylar diyoruz değil mi? Mesela konuştuğumuz zaman e, baba hakkılar diyoruz. Bunlar hep büyük kulüplerimizin efsaneleri. Hepsinin önünden de saygıyla eğiliyoruz. Hayatta olmayanlar hepsine de Allah rahmet eylesin. Fakat yeni nesilde, yeni nesilde ismini sayabileceğimiz o kadar çok az adam kaldı ki. Ee, şeyle geçen sene Selçuk İnan'la, Selçuk İnan örneği verdiği için oradan girmek istiyorum. Galatasaray yönetimi e, anlaşma yaptığında şöyle bir şey yazdım, tweet attım sevgili Aykut. Yani beni kimse Galatasaray düşmanı falan zannetmesin. Arkadaş da bazen öyle zannediyor ama öyle değilim. Yok canım o da Dedim zaten. ki 500 bin euroya anlaşma yapmışlar değil mi? 500 bin euroya bir anlaşma yapmışlar. Bununla da ahde vefadır abi. Yıllarca oynamışsın, düşmüşsün. Seni bırakmayacaksın. İşte efsaneler böyle olur. Selçuk İnan denilen adam artık bir Galatasaray efsanesi olmaya etmiş oyunculardan bir tanesidir. O paraya pula çok bakmayacak kulüpte çok oynayıp oynamadığına bakmayacak. O kulübün içerisinde bazı oyuncuları tutacaksın. Orta yol bulunup, orta bulunup tutacaksın. Ha, şimdi diyeceksin ki Arda bir şans hak etmiyor mu? Evet, ediyor. Her insan bir şans hak eder abi. O konu o konu bambaşka bir konu. Bambaşka bir konu. Ha, ne yapacak Arda? Diyecek ki, "Baba ben geldim. para pul falan öyle çok fazla üstüne düşmeyeceğim bu işin." 500 bin euroya gelsin zaten ya. 500 bin euroya imzasın. Alsa mı bilemeyiz. Ha, 500 yani. olur, 1 milyon. Belki boş mu imza zah. Çünkü yani şu an zaten para gibi bir şey kalmadı. Onu, onu yaparsa, onu yaparsa ben Arda'nın zaten bir e, şansı hak ettiğini zaten düşün. Abi insanları tamamen doğruyu parçalamanın anlamı yok.